Yeni Hayat'tan herkese merhabalar. Bundan böyle NTV ekranında saat 22'de her pazartesi akşamı birlikte olacağız. Yeni hayata, daha doğrusu yeni hayatımıza dair birçok şeyi burada birlikte konuşup tartışacağız. Bu masada hayatın içinden birçok şeyi konuşacağız. Hep beraber, hep birlikte, toplumla birlikte bu toplumsal travmaya cevap olarak yeni bir hayat projesi geliştirmemiz lazım. Hedef ölümü önlemek mi, yoksa yaşamayı öğrenmek mi? Kaygı bozukluğu ve uyku arasındaki ilişkiyi sizden dinlemek istiyorum. Uykusuzluk meselesi yeni bin yılın pandemisidir. Sabah saat 4'te, 3'te uyanıyorsanız o bir depresyon içerisinde. Yeni Hayat'ta değerli doktorumuz Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Aslında sizi herkes yakından tanıyor, ben de öyle, ama sizinle birlikte bu programda olmak benim için de ayrı bir mutluluk ve gurur. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Çok teşekkürler. Şimdi hocam, az önce de altını çizdiğimiz gibi bu masada hayatın içinden birçok şeyi konuşacağız. Ama öncelikle biz yeni sezona Yaşasın Hayat felsefesiyle çıkmıştık. Biraz sizden dinlemek istiyorum bu Yaşasın Hayat'ın yolculuğunu. Evet, Yaşasın Hayat'ın yolculuğu 20 yılı doldurdu. Evet. 2000'li yılların başında Ankara'da Ankara Numune Hastanesi Başhekimliği ve rahmetli Süleyman Demirel'in doktorluğunu yaptığım dönemde yeni bir kitap hazırladığımı ve bu kitapla birlikte başka bir sağlık yolculuğuna çıkmak istediğimi Süleyman Bey'e paylaştım. Ve dedim ki efendim bu kitabın ismi ve ön sözünü siz yazacaksınız dedim. O dedi ki doktor bu isim işini Sezen Aksu'ya bırak, senin çok yakın dostun. Evet. Ama dedi ön sözü ben yazacağım, merak etme. Sonrası Sezen Aksu'ya devam etti. Yani Yaşasın Hayat kitabı ki 50'nin üzerinde baskı yaptı. Çok büyük satış rakamlarına ulaştı. Çok ve değerli o, bir kitap. Evet, Yaşasın Hayat önce kitabın ismi oldu. Sonra benim yaşama büyük bir damga kattı. NTV'de 20 yıldır yayınlanan Yaşasın Hayat kitabının ve programının isim annesi Sezen Aksu. Evet. Şimdi sayın hocam, kitabın sayfalarını karıştırırken şimdi ön söz çok dikkatimi çekti. Sezen Aksu'nun bir ön sözü var. Süleyman Demirel'in ön sözü var. Öncelikle bunun hikayesini sizden dinlemek isterim. Nasıl bir tanışıklığınız olmuştu Sezen Aksu'yla? Biraz komik, biraz duygusal bir tanışıklık oldu. O tanışıklığın zaten neticesinde dostluğumuz çok pekişti ve bugüne kadar çok şükür geldi. Bir yakın arkadaşı vasıtasıyla Sezen Aksu çok ciddi sağlık sorununu yaşadığını ve benim onu görmek istediğini bana iletti, ama çok yoğun bir program içinde, rahmetli Demirel'in Cumhurbaşkanı olduğu dönem, çok koşuşturuyor. Ben onun peşindeyim. Aynı zamanda büyük hastanenin başhekimiyim. Kendi özel hayatım var, kliniğim var vesaire. Olmadı, rast gelmedi. Ama bu aradaki çok kıymetli dostumuz İsmet Berkan gazeteci, durumu biraz ciddi ve mutlaka görmeniz gerekiyor dedi ve hep içimde bir ukde olarak kaldı. Bu arada biz bir akşam eşimle bir davete katılmak üzere bir restorana gitmek için yoldayken sürekli olarak cep telefonumu çaldı. Tanımadığım bir numara ve doğal olarak o numarayı açmak istemedim, açmam da. Fakat ısrarla çalıyor cep telefonu. Önemli olabilir diye düşündüm. Buyurun dedim. Karşımdaki ses direkt ben Sezen Aksu dedi. Ben de gayri ihtiyar, ben de Süleyman Demirel'im dedim. Gerçekten. Evet, yani birisinin beni işlettiğini düşündüm. Ben de Süleyman Demirel deyince o zaman sizin Süleyman Demirel olmadığınızı biliyorum ama ben Sezen Aksu'yum gibi bir cümle kurdu. Sesi tanıdım. Özür diledim. Sonra gelemediğim için, ulaşamadığım için, vakit ayıramadığım için özür diledim. En kısa zamanda göreceğim sizi deyince dedi ki çok hastayım ve size çok ihtiyacım var. Hayatımla ilgili ciddi endişelerim var deyince çok üzüldüm. Peki dedim, yani en kısa zamanda gelmeye karar verdim ama zorlayacağım, merak etmeyin. Kapattım telefonu. Sonra tam yine restorana giriyorken üzüldüm. Ciddi ölçüde üzüldüm Nefise Hanım. Dedim acaba bir moral verebilir miyim? Tekrar aynı telefonu geriye aradım. Buyurun hocam dedi. Dedim ki ben size birkaç soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii memnuniyetle dedi. Bu dedim sizin şarkılarınızın altında söz Sezen Aksu yazıyor. Gerçekten siz mi yazıyorsunuz, birileri yazıyor, siz adınızı mı koyuyorsunuz? Olur mu öyle şey dedi. Sözlerin tamamı bana ait bu sözler. Benim ismim yazıyorsa benimdir. Peki müzik Sezen Aksu yazıyor, onu besteleri siz mi yapıyorsunuz dedim. Kesinlikle ben yapıyorum. Nereden çıktı gibi biraz
rahatsız da oldum. Evet. Dedim affınıza sığınarak bunları soruyorum. Çünkü şöyle bir şey var, bu kadar güzel sözlere, bu kadar müzik, besteler yapabilen birisi gerçekten olağanüstü birisidir. Ve Allah'ın mucize olarak tanımladığımız bizim olağanüstü kısmetleri daima öncelikle bu tip insanlara ayrılmıştır diye ben düşünürüm. Sizlerin bu mucizelerde mutlaka nasiplenirseniz öyle ölümden falan korkmayın, kolay kolay ölmezsiniz dedim. Çok teşekkür ederim dedi. Çok hoşuna gittiğini fark ettim. Bilerek söyledim ben de birazcık moral olsun diye. Sonra yemeğe oturduğum zaman tekrar telefon çaldı. Kalktım, koridora çıktım. Buyurun Sezen Hanım. Dedi ki çok iyi geldiniz bana. Ve ben çok etkilendim. İsterseniz acele etmeyebilirsiniz dedi. O espri yaptı. Sezen gerçekten çok derinliği olan, evet, çok özelliği olan, çok özellikleri olan. Evet. Benim için ve Türkiye için bağışlanmış bir değer olarak düşündüğüm, evet, bir kişi. Ve onun koyduğu Yaşasın Hayat ismi benim için her zaman çok değerli oldu. Evet. Biz hepimiz Sezen Aksu'nun müzikleriyle şifa bulduk. O da şifayı sizde bulmuş. Ne güzel, ne mutlu. Evet. Çok şükür. Şimdi çok sağlıklı. Şimdi ben bir ön sözü okuyayım istiyorum. Hayatta kalmaya çalışmak. Bunun dışındaki her şeyin önemini kaybetmesi. O ince çizgiyle o kadar yakınlaşmadan öğrenilemeyen o tuhaf duygu. Gelsin. İnsanın kendisiyle ve hayatla arasındaki görünmez perdelerin kendiliğinden kalktığı, çırılçıplak gerçekle tanıştığı o sert an. Ne olursa olsun kaybedilmeyen ama enerjisi azalmış, kırık dökük bir ümitle razı olmaya direnilen bol gelgitli güvensiz günler. Sayın Osman Müftüoğlu'nu böyle bir günde tanıdım. Sizi sevenlerin iyi niyet ve şefkatle neredeyse aynı kelimelerle kurduğu bilindik cılız moral cümlelerini yutamayan talihsizlerden biri olarak her şeyden şüphelendiğim günlerden birinde. Bir insanı sadece fizik beden olarak algılamaya kalkarsanız işin içinden çıkamazsınız. Ruh ve beden bütündür. Ve tıp henüz kitaba dökülmese de doğanın büyük aklının halk arasında mucize olarak adlandırılan sıra dışı çözümlemelerine bu yüzden şaşırmaz. Ancak insana gerçekten değer verenlerin kurabileceği bu cümle bana hayatımı geri verdi. Zor teslim olanların kıymetini daha iyi bildiği bir iç huzuruyla yeniden başlamak. Sayın Hocam, sizi tanımak büyük bir şanstı ama mutlaka paylaşılmalıydı. Bu kitap için, bana bir kez daha iyi geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sezen Aksu, Aralık 2022. İşimiz bu, yaşamak unuttum. Peki şimdi Yaşasın Hayat'ı konuştuk. Peki neden Yeni Hayat diyoruz? Biraz ona değinmek istiyorum. Buyurun. Evet, yani Yaşasın Hayat isminden vazgeçmedik ama bugünlerde bize Yaşasın Hayat demek biraz zor geliyor. Çünkü üstümüzden geçen çok ciddi travmalar, yani üstümüzden geçen çok ağır travmalar var ve bu travmalara hala her şeye inat Yaşasın Hayat diye direnebilmek istiyorsak Yaşasın Hayat yetmiyor bize. Bize yeni bir hayat lazım. Değil mi? Yeni, evet, bir hayat lazım. Peki bu yeni hayattan biz ne bekliyoruz? Yani ruhen ve mental olarak beklentimiz ne yeni hayattan? Mesele şu Nefise Hanım, biz son 3-4 yıl içinde belki 100 yılda karşılaşılması mümkün olmayan travmaları yaşadık. Yani 1945 yılından beri dünya savaşmıyordu. Artık bir savaş eşiğimizde ve bu savaş hemen burnumuzun dibindeki bir coğrafyada patladı ve yayılma tehdidi yaşıyor. Evet. Onun travmasını yaşıyoruz. Bundan hemen önce biz kendimizle ilgili bir savaş verdik, bir sağlık savaşı verdik. Bütün dünyayla birlikte yaşadığımız bir savaştı bu. Ve bu savaş, Covid-19 savaşı hepimizi çok farklı düşüncelere itti. Korkulara itti. Ailemizden korktuk, kaybedeceğiz diye çocuklarımızdan korktuk, işimizden korktuk, ekonomimiz sarsıldı. Ve tam o Covid'i atlattık, nefes alacağız filan derken arkasından maalesef çok ciddi bir deprem travması ülke olarak değil yaşadık. Evet. Yani yüzyılın travması değil, küçük kıyamet neredeyse, yaklaşık 12 ilimizde birden. O bölgeye gidip gördüğüm için o travmanın derinliğini çok iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Ve tabii hemen arkasından sadece bizde değil ama bütün dünyada bir enflasyon baskısının getirdiği ekonomik travma. Bir 4 yıl, 5 yıl içinde bu kadar travmayı yiyen bir bedenin şapkasını önüne koyması, yeni bir insan olma, yeni bir insan olma arayışına doğru yönelmesi ve bunu yaparken de yeni bir hayat oluşturması gerekiyor. Yani bir nevi
otopilota bıraktığımız hayat artık otopilotla yönetecek bir hayat olmaktan çıktı. Bizim otopilottan o hayata çıkarmamız lazım. Ve kendimizin hep beraber, hep birlikte, toplumla birlikte bu toplumsal travmaya cevap olarak yeni bir hayat projesi geliştirmemiz lazım. Onun için yeni hayat oldu programın ismi diye düşünüyorum. Şimdi hocam artık hayata biraz böyle mottolarla tutunuyoruz. Benim gözlemlediğim o. Ben sizin sosyal medya hesabınızı da takip ediyorum. Siz de böyle gün içerisinde insana güç veren güzel sözler paylaşıyorsunuz. O yüzden şimdi öncelikle sizden programımıza özel bir açılış mottosu duymak istiyorum. Tabii temelde mottolar çok önemli. Çünkü hayat zamanla yarışır haldeyiz ve maalesef bunu önlememiz mümkün değil. Evet. Dolayısıyla daha kısa sözcüklerle, daha kısa mesajlarla hayatı yönetebiliyor olmamız da lazım. Etki gücü daha da yüksek. Motto onun için çok önemli. Bir şey daha var. Bizim temel olarak biraz sonra belki konu gelirse konuşuruz. Süleyman Demirel de benim öğrendiğim çok önemli bir şey vardı. Derdi ki özellikle sıkıntılı dönemlerde ki ben pandeminin başından beri bunu benimsedim. Kötü haber vermemeye, tereddütler veya korkular yaratmamaya çalıştım. Böyle dönemlerde derdi Demirel, övgüde cömert, eleştiride kıskanç olacaksınız. Övgüde çok cömert, eleştiride kıskanç olacaksınız. Evet. Biz tam tersini yapıyoruz toplum olarak. Evet. Birbirimizi çok fazla eleştiriyoruz ama övgüye gelince helal ölmeden kimseye ölmüyoruz. İlle ölmesini bekliyoruz. Öldükten sonra övgüler düzüyoruz. Oysa bir insanın yaşarken o övgüleri hissetmesi, duyması, tabii, işitmesi, kucaklaması takdir hissini yaşaması ne gerekiyor. Ne kadar büyük bir motivasyon bir kere. Bunun için daha çok hayata tutunmamız lazım. Daha çok mutluluğa, daha çok huzura tutunmamız lazım ama mesela Monica Wittig'in o güzel deyişi burada çok geçerli. Ben hep derim ki erken yat erken kalk. Biraz sonra uyku konusu açılırsa konuşuruz. Evet. Ama hayata erken kalkanlar, erkenden uyananlar daha mutlu değildir. Daha şanslı değildir. Hayatla ilgili, gelecekle ilgili umutları, mutluluk şansları daha yüksek değildir. Hayata günaydın diyerek başlayabilen, mutlulukla başlayabilen ve her sabah bir ikigai'si olan. İkigai nedir biliyor musunuz? İkigai nedir? İkigai aslında bizdeki gayeye çok benziyor. Japonca bir sözcük ikigai. Yaşam sebebi gibi bir şey. Yaşam sebebi. Değil sizi mi? Hayata tutunduran bir sebep. Ve o sebepleri hep devamlı değiştirmeniz lazım. Doğru. Dolayısıyla eğer bir güne günaydın diye başlayabiliyorsanız ve o güne bir ikigai ile uyanabiliyorsanız sizin hem hayattaki gücünüz daha fazla olur. Hem de yaşam sürenizin içine sığdırdığınız hayatın büyüklüğü de, bütünlüğü de daha güçlü ve daha sağlam olur. Bakın bu ikigai şunu aklıma getirdi. Benim babacığım 82 yaşındaydı. Ben dedim ki babama, babacığım artık çalışmayın. Yani çok yoruldunuz. Bu hayat sizi çok yoruyor. Artık çalışmanıza gerek yok bence dedim. Babam bana ne dedi biliyor musunuz? Kızım dedi, birisi sana çalışma dese sen ne dersin dedi. İşini gücünü bırak. Ben de bunu aynı şekilde hissediyorum. Eğer ben çalışmazsam, benim her sabah kalktığımda yapacak bir işim olmazsa ben ölürüm dedi. Güzel. Bu Henry Ford'un bir cümlesidir. Ben ona hayatı boyunca bir daha sakın çalışmayın demedim. Der ki Henry Ford, ne zaman yaşlısınız sorusunun, tek cümlelik bir yanıtı vardır. Yapacak bir işiniz olmadığı zaman. Değil mi? Eğer yapacak bir işiniz yoksa yaşlanırsınız. Dolayısıyla ben bir gün önce yayınlanan bir yazımda da bunu özellikle vurguladım. Eğer iyi bir hayat istiyorsanız, yeni bir hayat istiyorsanız, lügatınızdan çıkaracağınız, detokslayacağınız öncelikli kelime emeklilik olsun. Emekliliği asla düşünmeyin. Çalışmaya devam edin. Çünkü artık yeni hayat kas gücüyle kazanılan bir hayat değil. Yeni hayat tecrübe gücüyle, akıl gücüyle kazanılan bir hayat. Ve bu nedenle zaten büyük şirketler artık 30 yaş, 20 yaş değil sadece 65, 75, 80 yaştaki insanları dahi sistemlerinde tutmaya çalışıyorlar. Peki biz mutlu uyuyabiliyor muyuz ki mutlu uyanabilelim diye sormak istiyorum size. Evet, mutlu uyuyamıyoruz. Zaten mutlu olamadığımız için de uyku sorunlarımız var. Ama samimiyetle belirteyim ki biz tabii 100'ün üzerindeyiz sıralamada. Yani ilk 100'e giremiyoruz dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında. Değil mi? 2016'da 70 küsürüncüydük. Şimdi 100'ün üstüne çıktık. Burada bir sıkıntımız var. Fakat şunu bilelim ki dünyanın en mutlu ülkeleri olarak bildiğimiz ülkelerde de çok ciddi uyku sorunu var. Yani mutlu olan insanların mutlu uyuması uyku problemlerinin olmayacağı anlamına gelmiyor. Burada uyku problemlerinin bu kadar yaygınlaşması ki her iki yetişkinden birinde uykusuzluk var.
Ergenlere gittiğiniz zaman çok daha ciddi problemler bekliyor bizi. Çünkü ergenlerde uykusuzluk sorunu yakın zamana kadar hemen hemen hiç yoktu. Yoktu. Ama bu yeni hayatın getirdiği mavi tabletler, telefonlar, yeni işte bu haberleşme biçimleri, tabii, sosyal medya. Bir taraftan ve buna çok, bağımlı yaşama durumu. Maalesef. Ama uykusuzluk meselesi yeni bin yılın pandemisidir. Aslında COVID pandemisi döneminde benim üzerinde ısrarla durduğum üç daha yeni pandemi bizi bekliyor diyordum. Bir tanesi obezite pandemisi. Evlerde oturduk, hareketsiz kaldık, sokağa çıkamadığımız için egzersiz yapamadık, hareket edemedik, komedi gırtlak yedik, hepimiz mutfak bağımlısı haline geldik ve obezite patladı, patladı gerçekten. İki, uykusuzluk salgını geliyor dedik çünkü yorulmuyorduk, çünkü uyku saati istediğimiz zaman yatarım, istediğimiz zaman kalkarım, evet, yarın işim mi var diye düşünüyorduk. Enerji oysa harcamıyoruz. Uykunun bir de biyoritmini bozduk. Enerji, tabii, harcamadığımız gibi. Uykusuz salgını geliyor, geldi ve bir salgın daha bizi bekliyor diye ben ısrar altını çizdim. Depresyon salgını. Maalesef şu anda bütün dünyada ve bizde depresyon meselesi hemen hemen bir numaralı psikolojik sorunlardan sorun haline geldi. Evet. Bunu da doğrulayan temel veri bence depresyon ilaçları hemen hemen ilk üç içinde en çok satan ilaçlar listesini yaptığınız zaman artık antibiyotiklerden de ağrı kesicilerden de daha fazla depresyon hapı yutuluyor ülkemizde maalesef. Evet, onun da kullanımı gitgide yaygınlaşıyor değil mi? Yani burada tabii ki biraz tedbirsizlik, biraz dikkatsizlik, evet, biraz komşu tavsiyesi, evet, bu ilaçları bir doktora kullanma danışmadan alma durumu var. Ama aynı zamanda gerçekten çoğu insanda buna ihtiyaç var mı, depresyon var mı sorusunun cevabını aramak lazım. Çünkü eskiye oranla çok daha yaygın kaygı bozukluğuyla karşı, evet, karşıyayız. Bir başka konuşmamıza depresyona gireriz. Çok tabii, detaya girmek tabii istemiyorum. Ama kaygı bozukluğunun olduğu her yerde, belirsizliğin olduğu her yerde uyku kaybı beklenen, tabii, bir sonuç. Stres ve kaygı odaklı uyku bozukluğu zaten çok başlı başına ayrı bir alan. Şimdi size şöyle bir sorum olacak. Kaygı bozukluğu, uykusuzluğunu konuşacağız ama tüm bu ana başlıklara geçmeden önce size öncelikle ilk haftanın yeni hayat sorusunu sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Şimdi hedef ölümü önlemek mi yoksa yaşamayı öğrenmek mi? Güzel soru. Hedef muhakkak yaşamayı öğrenmek olmalı. Bir kere şunu net ve açık olarak kabul etmemiz lazım. Her ne kadar böyle bin yıllık ömür mümkün falan diye çok böyle iddialı aging uzmanları, gerontologlar falan varsa da ben bunların çoğunun, affınıza sığınırım, palavra olduğunu düşünüyorum. Mutlaka günün birinde hayatın bir sonu olacak, başı ve sonu, tabii, olacak. Ama biz hayatı uzatmaya mı çalışmalıyız yoksa bilim insanları olarak hakkımız olan hayatı yeniden o hatalarımızdan vazgeçerek elde etmemeye mi çalışmalıyız? Bu çok önemli bir konu. Yani normal koşullarda insan bedeni öyle görünüyor ki 100-120 yıl arasındaki bir yaşama hak ediyor. Evet, böyle değil bir mi durum söz konusu. Doğru, geldiğimiz o da nereden noktada geliyoruz? Evet, yani 117 yıl, 120 yıl yaşayan, tabii, insanlar olduğuna göre bu mümkün. Yani benim anneannem 100 yıl yaşadı. Evet. Peki nasıl, ne oluyor da daha kısa bir ömür ile karşı karşıya kalıyoruz? Nerede, evet, hata yapıyoruz sorularının cevaplarını öğrenirsek o zaman daha uzun değil de olmamız gerektiği kadar, yaşamamız gerektiği kadar bize bağışlanan ömür süresini sağlıkla, formda, fit, dik, ayakta, başkalarına muhtaç olmadan yaşama şansı, evet, yakalayabiliriz. O nedenle biz ölmemeye çalışmamalıyız. Daha iyi yaşamaya çalışmalıyız. Yaşamı öğrenmeye çalışmalıyız. Evet. Yani hayatımızın içindeki yaşamımızı olumsuz yönde etkileyen yanlışları bir kenara çıkarmalıyız, bırakmalıyız. Evet. Evet. Daha çok doğruyu nerede yakalayabiliriz ve nasıl hayatımızı kazandırabiliriz? Tabii. Buna çalışmalıyız. Zaten bu nedenle lifestyle medicine diye yeni bir tıp alanı doğdu. Yani yaşam tarzı tıbbı. Değil mi? Aslında yaşam kalitesini yükseltmek. Evet. Yani bu kalite sadece ekonomiyle yükselen bir kalite değil. Bugün dünyanın en uzun yaşayan insanları Chicago'da, New York'ta, Paris'te oturmuyorlar. Evet. Dünyada bu, yani bu zenginlik de bu iş olsaydı. Çok iyi hastaneler var o şehirlerde. Çok iyi sağlık hizmetleri var. Olağanüstü eğitiliyorlar. Mükemmel hijyen var toplumda. Beslenmeleri inanılmaz filan ama Amerika ortalaması 75-80'i geçemiyor. Hatta son birkaç yıldır Amerika'da son 10 yılda geriye doğru gitmeye başladı ortalama yaşam süresi. Neden? Bu kadar imkan varken. Bu kadar imkan varken. Neden? Çünkü Amerikalı huzursuz, uykusuz, depresif, hareket etmiyor, obez. Yani kötü yaşam koşullarına, tabii, bağlı
ömür kısaltıcı yanlışları ısrarla yapmaya devam ediyorlar. Ve uzun yaşam hikayelerinin çoğu o nedenle Paris'ten, New York'tan, İstanbul'dan çıkmıyor. Ve nereden çıkıyor? Bakıyorsunuz Okinawa gibi ıssız adadan çıkıyor. Ya da yine bir başka ada Sardinya'dan çıkıyor. Hı hı. Veya bizim hemen burnumuzun dibinde Yunanistan'daki İkarya adasından çıkıyor. Evet. Yani daha ziyade böyle adada yaşayan, dağlarda yaşayan, daha ziyade toprakla, doğayla, hayatla ve kendi çapında daha az stres yüklenerek ve üreterek hayatı yönetmeye çalışan insanların evet. hayatlarının biraz daha uzun olduğunu, beklenenden daha uzun olduğunu biliyoruz. Ve son zamanlarda çok bu mavi zonlar, blue zone dediğimiz mavi evet. bölgelerde çok tartışılıyor. Hatta bir evet. televizyon kanalında dizi haline de getirdi ama bu aslında üzerinde çok tartışılması gereken bir konu. Evet, aslında çok biraz detaylı öze bir konu. Dönmekle alakalı diye düşünüyorum. Yani insanın kendi özüne dönmesiyle alakalı. Biraz kendi özünüze dönmenize bağlı, alakalı onunla tabii ki haklısınız ama biraz genetiğe de bağlı, %30 civarında. Bir de hayatınızı ne kadar kirlettiğiniz ya da temizlettiğiniz, temiz tuttuğunuzla bağlı. Ne kadar sade yaşadığınızla da evet. alakalı. Yani ne kadar çok yani alkol, sigara gibi toksik maddelerle karşı karşıyaysanız, ne kadar çok yapay gıdayı hayatınıza soktuysanız, yani gıdayı ne kadar çok kirlettiyseniz, işlettiyseniz, suyunuz ne kadar kirliyse, havanız ne kadar kirliyse, bir mikroplastik tehdidi ne kadar çok yaygınlaştıysa, onun için hala belki Sardinya dağlarındaki çobanlara plastik ulaşmadığı için ya da toksik kimyasal ulaşmadığı için daha çok ayaktalar, daha uzun çok yaşıyorlar. Doğru. Şimdi hocam biz ne zaman kendimize dargın düşsek hemen uykumuzla aramız açılıyor takdir edersiniz ki. Şimdi buradan yola çıkarak kaygı bozukluğu ve uyku arasındaki ilişkiyi sizden dinlemek istiyorum. Kaygı meselesi yani şöyle isterseniz biraz daha başa almaya çalışayım. Bizim diğer canlılardan ayrılan temel ve bir numaralı özelliğimiz... Evet. Gelecekle ilgili düşünceler üretme yeteneğimiz var. Biz geleceği düşünen tek canlıyız. Planlıyoruz. Evet, planlıyoruz ve hep planlamasak bile gelecekle ilgili plan yaptığımız zaman kaygı da duyuyoruz. Yani tabii. yarın ne yiyeceğim düşüncemiz var, yarın ne harcayacağım düşüncemiz var, yarın ne kazanacağım düşüncemiz var, yarın sağlıklı olacağım mı gibi düşüncemiz Hele var. Hele ki bir çocuğumuz varsa bu kaygı kesinlikle. Daha da artıyor. Kesinlikle çocuğumuz varsa, büyüğümüz varsa, tabii. çalışanımız varsa, toplumumuz için düşünüyoruz. Evet. Şimdi neticede... Geçmişle ilgili, geçmiş pişmanlık, gelecek kaygıdır derdi. Yine rahmetli Demirel'in çok güzel bir lafıdır bu. Geçmişe takılıp kalmayacaksınız ama geleceğe de çok fazla detaylı bir şekilde kaygı yüklememeniz lazım. Şimdi gelecekle ilgili çok kaygı yüklediğiniz zaman kendinize ki bu tabii geçirdiğimiz travmalarımızda çok fazla etkisi var. Uykuya girmeniz de zor. Tabii. Uykuyu sürdürmeniz de zor. Çünkü kaygı eğer depresyona dönüşmüşse depresyonun ilk işaretlerinden birisi sabahın çok erken saatlerinde pat diye uyanmaktır ve sonrasında uyku tutturamamaktır. Evet. Yani sabah saat 4'te, 3'te uyanıyorsanız o bir depresyon işareti. Evet. Beyin yani uyumuyor ki vücut uyusun. Kaygı hali işaretidir. Yani önce beynin uyuması lazım. Kaygı hali işaretidir. Yani bir kere iyi uyku için yatağa huzurlu girmek, mutlu girmek, barışık girmek çok önemli. Bütün dinlerde bir yatsı duasının olması bundan, yatsı buluşması var. Yani günle sizin bağlantınızı kesmenizi ister bütün toplumsal kültürler ve yarınla ilgili dertlerinizi biraz havale etmenizi ister. Havale etmek demek sizin o yüce yaratıcıya sığınıp onun yardımıyla bu şeyleri, sorunları çözeceğiniz inancıyla yatağa girmenizi sağlamaktır. Evet, maneviyat. Yani, maneviyat. Yani, çok önemli. Bu çok önemli. Tabii. Ve bunu kültürden kültüre değişiyor. Bunu meditasyonla yoga ile yapan evet. var, dua ile yapan var. Bizim Doğru. kültürümüz uygun uyanık dua bu işin. Evet. Burada mesele şu. Manevi hayatı zengin olanlarda depresyon daha az. Çok doğru. Manevi zenginliği yüksek olanlarda uyku sorunları emin olun daha az. Mümkün olduğu kadar, tabii uykunun başka özellikleri de var. Sorarsanız yanıtlamaya tabii. çalışırım. Evet. Ama kaygı uykunun bir numaralı düşmanı. Tabii. Bu çok net. Evet. Şimdi hayata bakış açımızı etkileyecek ve anksiyeteye yol açacak negatif düşünceleri biz kendimiz yönetebilir miyiz hocam? Kolay değil. Yani negatif düşünceyi yönetmenin dışında aslında becerebilsek de keşke negatif düşünce üretmesek. Değil mi? Ama içinde yaşadığımız sosyal şartlar, toplumsal kondisyonlar, gelişmeler maalesef yani çok pozitif bir gelecek ya da mevcut hal
bize ifade etmediği için sürekli olarak gerilim halindeyiz. Sürekli olarak sempatik uyaranların esiri halindeyiz. Sürekli olarak stres üretmek, neticede kortizol banyosu yapmak, adrenalin banyosu yapmak ve o kimyasal, kötü kimyasal banyolarla sadece uykumuzu değil pek çok şeyimizi kaybetmek tehdidiyle karşı karşıyayız. Peki biz şimdi bu uykusuzlukla nasıl başa çıkacağız? Yani sağlıklı bir uyku çekmek için bizim yapabileceğimiz neler var? Mesela ben Maya daha küçükken ona bir rutin oluşturmuştum. İşte önce banyoya sokuyordum, onu yıkıyordum. Sonra bir masaj yapıyordum. Sonra bir ninni söylüyordum. Çocuk anlıyordu ki o rutinle uykuya geçecek. İşte ortamı daha sessizleştiriyordum falan. Bizim için de bu mümkün müdür? Yani uyku öncesi bizim de bir ön hazırlık yapmamız gerekir mi? Uyku için bizim daha akşam saatlerinde bir uyku ritüeline girmemiz lazım. Bir, odam yeteri kadar serin mi? Çoğumuz sımsıcak bir yatak özlemi ve sıcacık odamız. Evimizin sıcaklığı ruhi sıcaklıktır. Isı sıcaklığı değil de bunu lütfen karıştırmayalım. Sıcak ev demek duygusal sıcaklığı olan, aile paylaşımı olan ev. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. Yatak odanızın özellikle 20 derecenin üzerinde olmaması lazım. Onu soracaktım. İdeal, çünkü ben 18. Kocamla bu konuyu hep tartışıyorum. Mayanın sabaha kadar böyle kaloriferin ısısını kontrol ettiğim günler olmuştur. Kaç derecede uyumamız gerekiyor? 18 i̇deal. Derece 18 ideal. 20'yi geçmeyecek oda ısısı, yatak odanızın 16'nın altına düşmeyecek. Bu çok net. İki, ışık olmayacak. Sıcaktan ve ışıktan vücudumuz, daha doğrusu uykumuz hoşlanmıyor. Yani ışık varsa, hele hele bu tabletlerdeki mavi ışık varsa o bir büyük bir beladır. Evet. Bunlardan uzak kalacağız. Onun için akşam yerleştikçe bulunduğumuz ortama ışığı yavaş yavaş kısmak, tabii, müziği yavaş yavaş kısmak, gürültüden uzak kalmak, gürültü kirliliğinden uzak kalmak. Biraz işte biraz önce konuştuğumuz o yarını Rabbimize havale etmek için dua etmek, endişemizi kaygımızı azaltmak bir için. Bir maneviyata dönmek. Biraz da şükretmek belki sadece. Çok doğru. Dua etmek değil, şükretmek. Yani bütün bunlarla beraber uykuyu zararlı hale getirebilecek olan şeylerden uzak durmak lazım. Yani ben çok konuştuğum danışan kişi veya bana bir şey öğrenmek için soru yöneten kişilerden duyduğum şey şu. Dün gece saat 2'de uyudum hocam. Ne yaptın? Film izledim. Ne film izledin? Korku filmi izledim. Değil mi? Yani veya saat 1'e kadar internette veya e-maillere baktım. Bu mümkün değil. Böyle bir uyku ritmine milyonlarca yıldır beynimiz alıştığı ritmin dışında bir ritme geçti. Son. Zaten uykumuzun en ilk sabotajcısı ateşin bulunmasıydı. Ama o idare edilebilir bir sabotajcı oldu. Ama elektriğin bulunması, Edison'un ampulü icadı uykuyu ciddi bir şekilde etkiledi. Ama çok daha büyük bir icat 2000'li yıllarda bu mavi ışığın bulunması. Hem ucuz, hem daha az tüketiyor enerji, harcıyor az enerji, hem de ulaşması kolay. Ve ciddi bağımlılık yapıyor. Bağımlılık, yani bizi tabii mavi ışık bağımlılığı değil aslında o. Doğru. İçerik bağımlılığı. Tabii, aynen içerik öyle. Bağımlılığı. Kopamıyoruz o dünyada. Evet. İdeal uyku süresi nedir diye sormak istiyorum. Hep bir 8 saat kavramı vardır. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Bir de gün içinde o 8 saati doldurduğumuzda da biz böyle iyi bir uyku çektik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Biraz uyku süresi yaşa bağlı biraz ama uyku konusunda herkesin bir fikri var. Ama fikirlerin çoğu yanlış. Mesela Napolyon'un fikri var. Belki duymuşsunuz. Napolyon der ki erkeklere 4 saat, kadınlara 5 saat, aptallara 6 saat uyku yeter dermiş Napolyon. Böyle bir şey yok. Veya çok önemli, çok akıllı zannettiğimiz birçok insan bu az uyku meselesinin farkında olmadıkları için Alzheimer oldu. İki tane örneği çok net bunlardan bir tanesi Başkan Reagan. 4 saat uykuyla devleti veya geçmişi yönettiğini, hayatını yönettiğini iddia ederdi. Ama ömrünün son 15-20 yılını Alzheimer olarak tamamladı. Margaret Thatcher, o da 4 saat uyku uyumakla övünürdü. Muhtemel aday muhtemelen Trump. O da 4-5 saatte yetindiğini ileri sürüyor. Son davranışlarına bakılırsa biraz oraya doğru gidiyor, gidiyor gibi görünüyor. Evet. Umarım yanılırız. Burada mesele şu. İnsan beyninin uyku süresince dinlendiğini
net olarak biliyoruz ama temizlendiğini çoğumuz bilmiyoruz. Beynimizde bir temizlenme, lenfatik sistem var. Tıpkı vücudumuzun temizlik sistemi gibi, kanalizasyon sistemi gibi beynimiz gündüzden biriktirdiği bütün toksik düşünceleri, toksik atıkları, toksik metabolitleri o gliya lenfatik sistem dediğimiz bir sistemle temizliyor. Ama o sistemin gece uykuda genişlediğini, caddelerin ana yola dönüştüğünü, eğer uykunuz yoksa dar kaldığını ve temizlenmediğini biliyoruz. Hatta pozisyonunuzdan bile etkileniyorlar. Yani siz eğer sağ yana yatarsanız o sistem daha çok temizlik yapıyor. Sol yan biraz daha az ama yine iyi. Öyle mi? Bir de kalbin olduğu açıya doğru mu? Yok. Sağ öyle tarafınıza şey yaptığınız zaman daha çok gliya lenfatik sistem daha iyi çalışıyor. Net araştırmalar. Sola yattığınız zaman da iyi ama süper değil. Evet. Sırt üstü biraz daha kötü. En kötü pozisyon yüzüstü. Yüzüstü yaptığınız zaman kanal tıkanıyor. Muhtemelen sizin vücudunuzun aldığı pozisyonla o gliya lenfatik sistem yeteri kadar genişleyemiyor ve yeteri kadar arınma sistemi yapmıyor. Evet. Yani şuraya getirmek istiyorum. Uyku sadece bizi dinlendiren bir şey değil. Beynimizi temizleyen bir şey. Ama aynı zamanda benim çok kullandığım bir cümlem var, motto. Uyku belleğin ütüsüdür. Eğer sağlam bir bellek kaydı istiyorsanız o şey, öğrendikleriniz ve yaşadıklarınız üzerine mis gibi bir uyku çekmeniz lazım. Evet. Eğer derin ve mis gibi bir uyku çekmezseniz, yani o belleği güzel bir ütülemezseniz o kalıcı belleğe bilgi kaydı olmaz. Dolayısıyla uykusuzlar erken bunar. Uykusuzlar daha sık kanser olur, daha çok tansiyon hastası olur, daha kolay şeker hastalığına yakalanırlar, daha çok kalp krizi geçirirler, bağışıklıkları daha zayıftır. Ama çok daha önemlisi uykusuzların maalesef demans, yani bunama ihtimali, Alzheimer dahil her türlü demansa yakalanma ihtimali iyi uyuyanlara oranla çok daha fazladır. Üzülerek bunu söylemek zorundayım. Peki gün içinde yapılan bu şekerlemeler, ben annemi mesela çok dikkat ediyorum gittiğim zaman, televizyonun karşısında sürekli böyle bir içinin geçtiğini, uyuduğunu gözlemliyorum. Sizce bu şekilde de uykusunu alabiliyor mu tam olarak, yoksa bu aslında bir sağlık sorunu mu? Sağlık sorunu. Şimdi şekerleme ile aradaki uygulamalar farklı. Bizim tıbbi anlamda şekerleme iyidir deriz. Evet. Hep doğru bir bilgidir bu. Evet, çok da tatlı ama gelir. Ama şekerleme ile ilgili mesela son bir yayın yapıldı, yayın çıktı. Yani iyi ve zamanında kısa süreli şekerleme usulüne uygun yapanların kalp damar hastalıklarından, felçlerden ve kanserden daha iyi korundukları çok net ve açık gösterildi daha bir ay önce bir büyük yayında. Evet. Ama burada mesele şu, şekerleme saatiniz sizin muhtemel birle, öğleden sonra birle 2.30 arasında, maksimum 3 arasında sıkılması lazım. Zaten bu dönemde beyinde bir uyku dalgası ritmi oluşuyor. Özellikle 50 yaşlardan sonra böyle tespih elden düşecek kadar der eski yaşlılar. Yani kısa süreli 15-20 dakikalık bir uyku şekerlemedir. Siesta dediğimiz Akdeniz kültüründe çok yaygın olan bir şey bu. Doğru, onun bir saati öbür var. Öbür türlüsü, biraz önce size söylediğim yanlışı size yaptırıyor. Yani siz sağlık sorunuz olmadan ben sabah şöyle bir ufak bir kesilme yapayım dediğiniz zaman adenozin baskısını çalarsınız. Yani adenozin biriktirmelisiniz ki uyku baskısı olsun. Ya da akşam üzeri televizyon veya akşam televizyon izlerken yatağa gitmeden önce televizyon karşısında uyuklarsanız o adenozininizi çalar. Adenozin hırsızdır o kısa uyuklamalar. Ama anneniz için çok daha önemli bir bilgiyi size vereyim ve bizi izleyenler bu bilgiyi çok dikkate alsınlar. Eğer ailenizdeki yaşlılar arasında kahvaltıdan sonra uyuklayanlar varsa bu Alzheimer'in erken işaretlerinden biri olabilir. Özellikle 75 yaşından sonra. Tekrarlıyorum. 75-80 yaşından sonra evinizdeki yaşlı büyüklerinizden birisi kahvaltıdan hemen sonra uyku ihtiyacı içine giriyorsa bunu dikkatle takip edin. Ve bir uyku konusunda uzmanlaşmış bir nöroloji uzmanıyla bu konuyu tartışın. Bellek konusunda uzmanlaşmış bir nöroloji uzmanıyla bu konuyu tartışın. Uyku için bazen işte bazı ilaçları da alıyoruz, bazı takviye gıdalar da alıyoruz. Mesela melatonin var. Benim bir arkadaşım son zamanlarda ciddi melatonin bağımlısı oldu. Sürekli onu almadan artık uyuyamaz hale geldi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumunuz nedir? Bunun bir dozu var mıdır? Dozu da var. Dozu da var, zamanı da var. Ve dozsuz ve zamansız kullanılan melatoninin bir bağımlılık yaptığı gerçeğini de açıkça söylemek lazım. Ki melatonin masum bir şey değil. Çünkü
Nasıl şekerinizin evet. çok yüksek ya da çok düşük olması bir hayati sorunsa, melatoninizin çok fazla yükselmesi veya çok düşük olması da sorun. Çok düşük olduğu zaman tamam, uykunuz kayboluyor. Yani çünkü melatonin bir karanlıklar hormonu, uykunun patronu, orkestra şefi. Ama melatonin uyku ilacı değil. Melatonin uykunun anonsçusu. Yani beyninize akşam saat 5'ten 6'dan itibaren melatonin uyku zamanı yaklaştı diye bağırıyor. Ama saat 7, 8, 9, akşam 10'da bu bağırma resmen bir böyle bir megafonla bağırmaya değil dönüşüyor. Mi? Bir an önce sizin uyumanızı istiyor. Ama melatonin çok fazla olduğu zaman sizde ertesi gün sersemliği, baş dönmesi, baş ağrısı gibi, ama çok da önemlisi gece kabus görme gibi bir takım problemleri yaşıyorsunuz. Araştırmalar gösteriyor ki beynimizin ilave melatonin almak istediğimiz zaman ihtiyacı yarım ile bir miligram civarında. Yarım ile bir miligram civarında. Tamam. Eğer siz ben biraz daha melatoninle uyuyabilir miyim diye düşünüyorsanız 3'e kadar çıkın. 6'nın üzerine çıkamazsınız. Maksimum rakam 6. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki 6 miligramın üstündeki melatonin kullanımları çok özel koşullar altında ve sadece doktorlar tarafından yapılmalı. Bir de şunu bilmemiz lazım. Melatonin aslında sadece bir uyku patronu, bir uyku anonsçusu, bir uyku hormonu, karanlıklar hormonu değil. Melatonin bir antikanser madde, faydalı bir madde. Melatonin evet. aynı zamanda bir bağışıklık güçlendirici. Covid döneminde çok insan melatonin kullanarak korunmaya çalışır. Melatonin aynı zamanda bir antistres, aynı zamanda güçlü bir antioksidan, ama suistimal edilmemesi lazım. Tabii. Üretim koşullarına bakmanız lazım. Üreten firmaya bakmanız lazım. Nerede üretmiş? Değil mi? Nasıl üretmiş? Gerçekten içinde madde olmama ihtimali var mı gibi sorulara çok ciddi yanıt aramanız lazım. Evet, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Çok önemli bir noktaya değindiğinizi evet. düşünüyorum. Şimdi peki hocam, biz melatonini bu takviyelerin dışında bazı besinlerden de alabiliyoruz. Öyle değil mi? Melatonin besinlerden alabiliriz. Aslında melatonin sadece beynimizde üretilen serotonin. Melatonin ham maddesi triptofan. Triptofan dediğimiz maddeyi biz alıyoruz. Melatonin olarak besinlerde, bazı besinlerde melatonin var. Bunu alayım, melatoninle uyuyayım, öyle bir şey yok. Yok. Ama triptofanı siz yüksek dozda triptofan içeren gıdalardan alırsanız o zaman melatonin üretme şansınız ham maddesini aldığınız için biraz daha fazla oluyor. Evet. Yani muzda daha çok triptofan var. Kabak çekirdeğinde daha çok var. Beyinde triptofanın girebilmesi çok kolay değil. Biz bugünün evet. bir iyi bilgisi olarak bunu evet. bizi izleyenlere aktaralım. Egzersiz yaptığınız zaman triptofan zengini bir besin alırsanız, egzersiz yaparken triptofan beyine daha kolay giriyor. Çünkü diğer amino asitleri kas kullanıyor. Bu sefer triptofan o kaslarla yarışmadan beyine daha kolay giriyor. Dolayısıyla egzersizin uykuyu arttırıcı etkisi evet. aslında biraz da triptofan kullanımını kolaylaştırmasından kaynaklanıyor. Ama bedene daha çok triptofan yüklerseniz daha kolay uyuyorsunuz. Besinleri seçerken dikkat etmeniz lazım. Mesela kivi meyve olarak güzel bir seçim akşam. Evet. Düşük kalorili. Evet. Çok ciddi C vitamin deposu. 20 kalori bir kivi ve şeker oranı çok düşük evet. ama çok iyi bir uyku dostu. Evet. Biraz bakayım diyorum nelerde var. Muzda var, hindide var, evet. cevizde var, kabak çekirdeğinde var, evet. kakao da var. Bitter çikolata da var ve kivi de var. Kivi de var. Evet. Ve uyku kaçıran yiyecekler de var. Onların da bir numarası elma. Ay ben hiç bunu bilmiyordum. Biz kocamla uzun zaman gece uyumadan önce elma yiyorduk. Gayet sonra doğal. Sonra böyle bir uykusuzluk yaşıyoruz. Gayet doğal. Ben yaşıyoruz. De yani bu işlere çok evet. kafa patlatmadan önce ben de yani genç bir hekimken en çok sevdiğim evet. şey yatmadan evet. biraz önce bir tane elmayı yemekti. Evet. Yani doğru bir elma evden doktor uzak tutar. En iyi bir edey. Keep the doctor away diye meşhur. Hiç bilmiyorduk biz bunu. Ama elmayı gündüz yemeniz lazım. Elma evet. gerçekten muazzam. İçindeki pektinle çok güzel bir gıda. Antikanser kuversetinin en zengin kaynağı, kuversetin çok güçlü bir antioksidan. Evet. Ama akşam yediğiniz elma uyku kaçırır. Bir de şunu çok sormak istiyorum. Çünkü ben ne zaman makarna yesem inanılmaz uykum geliyor. Yani ama öyle böyle değil. Koltukta uyuyakalıyorum. Yani gözümü açamıyorum o derece. Makarnanın glisemik indeksi meselesi var. Makarna yüksek oranda karbonhidrat. Yüksek oranda karbonhidrat. Ve undan yapılan bir besin. Evet. Undan yapılan bir besin olduğu için makarna kandaki şekeri hızla yükseltme temayülünde. Makarnayı evet. sıcak ve hızlı yediğiniz zaman evet. makarnanın içindeki nişasta sindirilebilir nişasta olarak evet. çok daha hızlı kana geçebiliyor. Evet.
Ama makarnayı biraz bekler, sabırlı olur da çok sıcak yemezseniz, makarnayı biraz sebzeli makarna yaparsanız, yani bol sebzeyle beraber makarnayı pişirebilirsiniz. Ya da benim çocukluğumda annem patlıcanlı makarna yapardı. Çok güzeldi, çok iyiydi. Çok. Ben zeytin de koyuyorum içine. Doğru yapıyorsunuz. Ne kadar çok sebze eklerseniz makarnanın kan şekerini yükseltip kilo yapma ve yemekten sonra sizi uyutmak için o kadar azaltırsınız. Ama en çok tavsiye ettiğimiz besin proteinle evlendirmektir. Yani peynirle, yoğurtla, peynirli makarna, yoğurtlu makarna ya da etle. Örneğin işte kıymalı makarna tüketmek. Bunların hepsi makarnanın size verebileceği uyku yapıcı etkiyi azaltır. Evet. O reaktif hipoglisemi dediğimiz bir başka programda konuşuyoruz. Hı-hı. Yemek sonrası reaksiyon olarak aşırı insülin patlatırsanız genetik nedenlerle kan şekeriniz aniden düşer. Evet. Onun için akşamleyin hızlı yemek yiyen, biraz fazla yemek yiyen, herkes televizyon izlerken uyuklamaya başlar şekeri düştüğü için. Peki acaba glutensiz makarna yemek bir çözüm olur mu diye düşünüyorum. Glutensiz makarna olmaz. Bu makarna undan yapılmak zorunda. İyi makarna durum buğdayından yapılır ama her buğdaydan makarna yapılabilir. Biz mutlaka biliyorsunuzdur dünyanın en önemli makarna üreticisi ülkelerinden biriyiz. Kesinlikle öyle. Buğday ithal ediyoruz diyoruz ama o ithal ettiğimiz buğdayın çoğunu makarna una çevirip makarna yapıp dışarıya katma değer olarak satıyoruz. Evet. Ama unun içinde gliadin, gluten mutlaka var. Bu şuradan geliyor olabilir. Glutensiz makarna. Evet. Makarna olmayan bir makarna yaparsanız. Çünkü bu çok moda. Etrafımda da duyuyorum. Tabii. Ben glutensiz yiyorum makarnayı diyorlar. Yani şöyle makarna gibi yapılmış glutensiz siz bir ürün yapabilirsiniz. Örneğin mısırdan bunu yapabilirsiniz. Mısırda gluten yok. Ama mısırdan bir çakma makarna yapabilirsiniz. Sahte makarna yapabilirsiniz. Onu glutensiz makarna diye satabilirsiniz. Ama gerçekten bir makarnanın içinden gluteni çekebilmeniz mümkün değil. Glutensiz ekmek mümkün değil. Mümkün değil ama siz eğer pirinç patlağından ekmek yaparsanız onu glutensiz ekmek diye satabilirsiniz. Ama ekmek değil. Dışında başka bir şey oluyor ekmek diyorsunuz. Ekmek pilav ya olur. Makarna dışında başka bir şey olur. Pirinç pilav olur yani glutensiz ekmek dediğiniz çok şey. Enteresanmış. Yani burada tabii bu glutensiz endüstrisi de çok büyük bir endüstri haline geldi. Öyle. Ve çok yeni bir gelir alanı yaratıldı. Aynen ve öyle. Toplum biraz da tabii haklı olunan tarafı da var işin. Çünkü gluten gerçekten çok fazla girdiği zaman... İşte alerjik olanlar da var. Alerjinin de ötesinde bağırsaklarımızı resmen zımparalıyor fazla gluten. Yani mesele burada şu. Bizim yediğimiz makarna, bizim yediğimiz beyaz ekmek eskiye oranla çok daha yüksek oranda gluten içeriyor mu hocam derseniz buna evet derim size. Neden yani peki? Eski İtalyan ailelerinin evde kadınların ev makarnası yapmaları nedeni aynen sizin büyük annenizin ya da büyük annenizin annesinin ekşi mayalı ekmek yapması gibiydi. Artık sizin anneniz de ekmek yapmıyor, siz de ekmek yapmıyorsunuz. Hı. Hazır kültür var, veriyorsunuz fırına, veriyorsunuz pastaneye. Onlar ekşi mayalı falan yapmıyorlar. Onların içindeki gluten neredeyse bir gluten zenginliğiyle size geliyor. Çünkü bir ekmeği ekşi mayalı yaptığınız zaman ekşi maya dediğimiz şey 8-10 saat mayalanıyor. Evet. Mayalanırken maya bakterileri karnını doyurmak için o ekmeğin içindeki gluteni yiyor. Dolayısıyla ekmek ekşi mayalı ekmeğe dönüştüğü zaman o maya hamuru, ekşi mayalı hamur aslında neredeyse glutensiz bir ekmeğe, gluteni azalmış bir ne ekmeğe dönüşüyor. Ne kadar enteresan bir şey söylüyorsunuz. Tabii onun için güzel. Köy ekmeği çok makbul. Evet. Ekşi mayalı ekmek çok makbul. Çünkü beyaz undan kültür mayalanması yaptırdığınız ekmeğin içindeki gluten miktarı 10'sa ekşi mayalı ekmeğin içindeki gluten miktarı 2'ye 3'e iniyor. Ben programa başlarken sizden bir motto rica etmiştim. Şimdi kapanışı özel bir motto duymak istiyorum sizden. Evet. Yeni bir hayata başlayacağız. Öyle anlaşılıyor. Evet. Programımızın ismi de tam yerine oturmuş gibi görünüyor. Onun için yeniden başlamakla ilgili bir motto söyleyelim. Evet. En güzeli o. Yeniden başlamaktan korkmayalım. Çünkü her yeniden başlangıçta aslında sıfırdan başlamış olmuyoruz. Tecrübelerimizden başlamış oluyoruz. Başından beri programı söyledik. Biriktirdiklerimiz, geride yaşadıklarımız aslında bizim geçmişteki pişmanlıklarımız değil, biriktirdiğimiz tecrübeler olarak bize yansımalı ve hayatımızın daha iyiye gitmesi için bize tecrübe olarak cebimizde hazır bilgi olarak kullanıma geçmeli. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Yeni hayatın sonuna geldik. Gelecek hafta hayata dair yeni konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.